Selam arkadaşlar, Profix Elektronik'ten Emre ben. Bu ilk videomuzda klavye nasıl test edilir, arızalı bir klavyeyi nasıl test edebiliriz, onun üzerine bir paylaşım yapıyor olacağım. Bunun için zaten arızalı olduğunu düşündüğümüz klavye elimizde. Sorun tuşlar basılı kalıyor ama cihaz daha önce sıvı teması olmuştu. Bunun için yani anakartta mı sıkıntı var yoksa klavyede mi? Buna bakacağım. Elimde böyle bir I/O programmer var. Bunun yapabildiği işler yani I/O programlamak, I/O controller programlamak, klavye test ve LCD panellere EEPROM yazabiliyoruz arkadaşlar bununla. Şimdi gerekli işlemlere başlayalım. Bu refim kablomuzu takıyoruz. Tam oturduğundan, pinlerin tam üzerine geldiğinden emin olalım. Takıyorum. USB'mizi daha sonra takalım ki herhangi bir sorun yaşamayalım. Mesela ben bu sorun, bu plakette elektronik bir sorun yaşamamak için altına izole amaçlı bunu koydum. Versiyon 4B'yi açıyorum. Klavye testi açıyorum buradan. Start diyorum. Buzzer off yapabilirsiniz. Ben direkt Smart Scan diyeceğim. Evet. Burada F1 tuşumuz zor basıyor. N tuşumuz da basmıyor. B de, V de. Evet, 7 tuşumuz da basmıyor. Daha doğrusu zor basıyor diyelim. Evet arkadaşlar. Böylelikle klavyemizi test etmiş olduk. Bazı tuşların basmadığını görmüş olduk. Ve bunun için artık klavye sipariş edebiliriz. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Herkese teşekkürler.